Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve ETS'ye yeni bir etkinlik geldi arkadaşlar. Bugün o etkinliği yapacağız. Şöyle hemen göstereyim. Yola çıktığımız zaman daha detaylı anlatacağım. Almanya ile ilgili bir etkinlik. Biliyorsunuz Almanya'nın yollarını işte değiştirmişlerdi. Hani çok hani oyun ilk çıktığından beri aynı yollar, aynı görseller olduğu için Almanya şehirlerinde değişiklikler çevresinde, asfaltında, yollarında, şehir bazı şehirlerinde belli değişiklikler yapılmıştı. Onunla ilgili bir etkinlik gelmiş. Toplamda 10 tane yük taşımamız gerekiyor. O etkinlikten bahsedeceğim. Sözleşmelere göz at dediğiniz zaman harici sözleşmelerden arkadaşlar. Şuradan yani. Bir saniye, yanlış yere girmeyelim. Şöyle göstereyim. Nakdiye piyasasından harici sözleşmelere giriyorsunuz. Mevcut profilinizi World of Truck hesabınıza bağlamanız gerekiyor. Eğer bağlamazsanız bu şekilde harici sözleşmeleri bulamayacaksınız. Yük teslimatları... Eğer yanlış okumadıysam, daha hiç teslimat yapmadım. İlk defa ben de sizlerle beraber yapıyorum. Yük teslimatlarını herhangi bir ülkeden Almanya'ya sanırım yapmamız gerekiyor. Okuduğum kadarıyla o şekilde yazıyordu. Yanlış anlamadıysam tabii ki. Çok fazla İngilizcem olmadığı için hani böyle adam akıllı çeviremiyorum tabii ki. Ben Metz'den yani Fransa'nın Metz şehrinden başlayıp sanırım Nürnberg olması lazım. Bir tane yük seçtim ben ama dur bakayım. Burada gözüküyor mu o yük? Burada sanırım gözükmüyor şu anda. Aynen sanırım gözükmüyor. Met şehrinden bir tane yük alacağım. Onu götüreceğim. Araç oyunu kendi orijinal aracı. Scania S520 modeli. Şöyle bir aracımızı çalıştıralım. Gidelim bir yükümüzü alalım. Hemen şurada önümüzde şirkette zaten yük. Yola çıktığımız zaman da etkinlikle ilgili gerekli bilgileri vereceğim sizlere. Hemen şöyle çıkalım. Aynen bu şirket. Hemen şöyle şirkete girelim. Yükümüz burada bir yerde olacak zaten. Evet, yükümüz şu. Hemen şöyle bağlayalım yükümüzü arkamıza. Ve aksımıza indirelim. Evet, çıkalım yola. Şöyle göstereyim. Aynen Nürnberg'e doğru gideceğiz. 493 km'lik bir yolumuz var. Bu tarz etkinliklerde biliyorsunuz, yapan arkadaşlarımız biliyordur en azından, öyle söyleyeyim. Araç 90'ın üstüne çıkmaz arkadaşlar. Harici sözleşmelerde 90'ın üzerine çıkamazsınız. O yüzden etkinlikle ilgili gerekli bilgileri verdikten sonra 493 kilometreyi böyle video esnasında gidemeyiz. Hızlandırmayı düşünüyorum. Çünkü bayağı bir sürecektir 90'ın üstüne çıkamadığımız için. Yani tahmin ediyorum bir 45 dakikayı bulacaktır diye düşünüyorum. 90'ın üstüne bir çıkabilsek her şey çok güzel olacak ama. Şimdi kardeş bize yeşil yandı da. Şuradan şöyle aynen şöyle girelim. Şöyle bir yolumuza çıkalım, ondan sonra etkinlikle ilgili kendi anladığım kadar bilgileri sizlere vermeye çalışacağım. Hem bu etkinlikten de bir tane içeriğimize kanalımıza paylaşmış olacağız. Her gelen etkinlikte muhakkak bir paylaşım yapıyorum ben de. Ya benim yaptığım paylaşımlar tabii ki destek amaçlı değil. Doğru anlatıyorum, yanlış anlatıyorum. Yani o konuda hiçbir fikrim yok yani. Yani amacım burada teknik destek vermek değil. Bu etkinlikle ilgili bir içeriğimizin olmasını istiyorum ben de. Çünkü etkinlik dün akşam geldi. Yorum yazan arkadaşlarımız olmuş. Abi etkinlik geldi işte onunla ilgili de video bekliyoruz falan diye. Yorum yazan arkadaşlarımız oldu. Muhakkak her etkinlikte o yüzden bir tane video çekmeye çalışıyorum. Şimdi hani yanlış yaptığım bir şeyler vardır. Yanlış söylediğim şeyler vardır. Hani şimdiden onları sizlere hani söylemiş olayım. Ondan sonra yorum yazan arkadaşlarımız oluyor.
İşte bir şeyi anlatıyorsun, bilmeden anlatıyorsun diye. Evet, bilmeden anlatıyorum. Ben de sizlerle beraber şu anda öğreniyorum her şeyi. Çünkü ben burada teknik destek vermiyorum yani. Etkinliğin amacını anlatmıyorum. Sadece etkinliği yapıyorum ben de sizlerle beraber. Bildiğim kadarıyla ufak tefek de anlatmaya çalışıyorum. Şimdi videonun başında söylediğim gibi, eğer yanlış anlamadıysam, buradan mı dönüyoruz? Yanlış anlamadıysam etkinliği herhangi bir ülkeden yük alıp Almanya'daki herhangi bir şehre teslim etmemiz gerekiyor. Aynı şehirler muhtemelen kabul edilmeyecektir. Onunla ilgili ben herhangi bir bilgi göremedim. Yani yan ekranıma da şöyle bir yazı aldım ama diyor, kişisel ödülünüzü kazanmak için hedefiniz olan her bir Avrupa'nın geri kalanından farklı ülkelerde başlayan veya biten Almanya'ya 10 kargo teslimatını tamamlamaktır diyor. Yani benim anladığım buradan herhangi bir ülkeden Almanya'ya teslimat yapacağız. Farklı herhangi bir ülke olsun yeter. Yani bu İskandinavya bölgesinden olabilir, Fransa bölgesinden olabilir, İşte Hollanda'dan olur, vesaireden olur, vesaire vesaire ve vesaire, hani ETS'nin herhangi bir DLC'sinden de olabilir yani. Oralardan başlayıp Almanya'ya teslimat yapılacak. Toplamda 10 tane yaptığınız zaman etkinliği tamamlamış oluyorsunuz. Ve minimum 300 kilometre olması gerekiyor arkadaşlar. Minimum 300 kilometrelik Dorse almanız gerekiyor. 300 kilometrenin altında alırsanız bu kabul edilmeyecektir. Az önce söyledim ya, aynı şehirler kabul edilmeyebilir. Onda nasıl, hani aynı şehre gittim mi gitmedim mi unutabilirsiniz. Benim unuttuğum zamanlar oluyordu çünkü daha önceki etkinliklerle ilgili. Onda nasıl yapacaksınız? World of Truck hesabınıza giriş yapacaksınız. Herhangi bir tarayıcıdan. Orada hangi şehirlere yük götürdüğünüz yazıyor. Hangi şehirden hangi şehre götürdüğünüz yazıyor. Oradan bakarak aynı şehirlere götürme ihtimalinizi ortadan kaldırmış olacaksınız. Ama söylediğim gibi, hani kabul oluyordur olmuyordur hiçbir fikrim yok. Denemek isterseniz deneyebilirsiniz. Boşu boşuna 300 kilometre de gidebilirsiniz ama tabii ki. 300 kilometrenin üstünde olsun yeterli. Farklı şehirleri yapmaya çalışın. Mümkün olduğunca. Arkadaş, bu trafik burada bize sıkıntı yaratacak. Bak şimdi. Şu araç kesin geçmeye çalıştı. Bu da burada kaldı. Kardeş, döneceğim mi ya? Bizim de arkamızda araç var. Sinyali kapatsam. Yine gitsin. Şu trafiği bir. Neredeydi o? Tekrar. Dur. 10 olmadı. 0. Lay, yazamadım. 0 yapalım. Ha, şöyle dur. Şimdi tekrar 10 yapalım bunu. Tamam, şimdi oldu. Yükümüz ağır herhalde ha. Araç zor kalkıyor. Yani etkinliğimizin kuralları bu şekilde. Etkinlik boyunca toplamda, hani tüm bu oyunu oynayan, bu etkinliği yapanların toplamında 50 tona ulaşması gerekiyor belli bir tarihe kadar. O tarihi ben görmedim. Belki World of Trucks'ta yazıyordur, geri sayımı vardır. Bilmiyorum. Toplamda 50 milyon ton yük taşınması gerekiyormuş. Malzeme, makine, mal, yiyecek veya malzeme topluluk tarafından taşınmalıdır yazıyor. O tamamlandığı zaman size ekstradan ödüller verilecek. Yani siz toplamda 10 tane teslimatınızı yaptıktan sonra dur bakalım. İnceleyebilirsiniz. Ay, bu arada kişisel dorta kesinlikle kullanılamıyor, bunu da söyleyeyim. Harici sözleşmeler almanız gerekiyor. Yani tekrar göstereyim. Hani ilk başı belki ilerleten arkadaşlarınız olmuştur.
Nakliye piyasasından harici sözleşme var. World of Track hesabınızı bağlamış olmanız gerekiyor. Mevcut profilinize. Harici sözleşmeden yük almanız gerekiyor. Kişisel dorsayla bu iş olmuyor. Ya da normal tek seferlik aldığınız işlerle bu iş olmuyor. Tamamen harici sözleşmedeki yükleri kullanmanız gerekiyor. Herhangi bir ülkeden Almanya'daki şehirlerden birisine teslimat yapmanız gerekiyor. 300 kilometre ve üzeri olması gerekiyor mesafenin. Yükün tonajı önemli değil. Herhangi bir yük olabilir. Ağır yük olabilir. Normal işte soğutuculu dorsu olabilir vesaire olabilir işte. Zaten yazmışlar işte malzeme, makine, işte mal, yiyecek vesaire. O tarz şeyler. Başka neler varmış? 10 tane kargoyu teslim ettiğiniz zaman, yani üstte ESC bastığınız zaman yazıyor ya kaç tane teslim ettiniz. 10 tane teslim edildiği zaman zaten arada 10/10 yazacak. Size verilecek hediyeler var. Brandenburg Köprüsü'nün... Allah! Abi. Öldük. Brandenburg Köprüsü'nün dashboard için mini bir replikası olacak. O replikaların işte verilecek hediyelerin falan World of Trucks'ta zaten görselleri var. Oradan neler verileceğine yine bakabilirsiniz. Ben sizlere sadece bahsedeyim. Onun replikası verilecek. 10 tane yük kabul edildikten sonra tamamladığınız zaman. Nadir... Abi bu iş böyle olmayacak yalnız. İşte nadir Alman bayrağı dahil 3 tane farklı ülkenin, rastgele farklı ülkenin bayrağı verilecek hediye olarak yine. Bu arada hasarımız bayağı bir arttı. Az önce kazadan sonra. Ondan sonra yani bunlar 10 tane görevi yaptığınız zaman size verilecek olanlar. Bu genel toplulukta da 50 milyon ton yük taşındıktan sonra da eğer tamamlanırsa yine farklı hediyeler verilecek. Onlar da Alman çoban köpeği oyuncağı olacak. Konsolu monsalı koyduğumuz köpekler gibi, işte kedi gibi, köpek gibi. Muhtemelen ona gibi bir şey verecekler. Golden Stake heykeli verilecekmiş. Evet, motor arızası çok güzel. Oyunun ana menüsü içinde köprü altı görüntüsü verilecekmiş bir tane. İşte şu benim mesela ESC'deki hani oyunun ana menüsündeki karlı bölge gibi bir tane de köprü altı görüntüsü verilecekmiş arkadaşlar. Yani gerekli bilgiler bunlar. Eğer bunları yaparsanız, tam 10 taneyi hallederseniz özel olarak sizlere hediyeler verilecek. Yani ben baktım verilecek hediyelere de benim çok yani içime sinmedi. Ben bu görevi sonuna kadar muhtemelen tamamlamayabilirim. Daha önceden hani bakıyordum, böyle güzel şeyler var. Hoşuma gidiyordu. Görevleri tamamlıyordum genelde. Hatta 20 tane falan görev yaptım bile oldu yani. Hem ETS hem ATS ortak etkinliklerde. Ama bu sefer verilecek şeyler pek benim hoşuma gitmedi. O yüzden hani yapmayabilirim. Bana belli olmaz yani. Belki canım sıkılır girerim yaparım tabi de. Yapmaya da bilirim yani. Yani gerekli şeyler bunlar arkadaşlar. Biz trafiği biraz azaltıp gazlasak mı acaba? Gerçi bu hasarla nasıl gazlayacaksak bilmiyorum da şöyle bir yapalım ya. Ya da dur. 5 yapalım. Tabii ölmezsek inşallah. Heh. Çok trafik var, basamıyoruz da. Hasar da aldık. En yakın bir şehir mehir bulursak bir oraya gideriz olmadı. Daha yok mu hasar ya? Bütün hasarları alalım biz. Demek ki neymiş?
araç kullanırken farklı şeylerle ilgilenmemek gerekiyormuş. Yan ekrana bakayım derken sürekli patlayıp durduk burada. Al bak, yine motor arızası, hem de yokuşta. Evet, hasar olayını hallettim arkadaşlar. Servise gitmeden birazcık oyunun dosyaları mosyaları derken hasar olayını hallettim. En azından serviste uğraşmadım yani. İnşallah herhangi bir şekilde beni geriye meriye atmaz yani. Oyunun dosyalarıyla oynadım diye. Video esnasında olmasam sorun değil hani. F7 şeker servis. Gerçi bunda F7 olmuyor. Ha, onu da bak bilgisini vereyim. Bir yükü alıp aslında ben başlayacaktım. Yükü aldım, F7 çektim. Yük direkt iptal oldu, gitti yani. F7 yemiyor yani bunda. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sabitleyeyim ben 90'a. Zaten maksimum 94'ü gördük şimdi. Ne olur durma, ne olur durma. Allah! Ulan ya. Yükümüz 22 tonmuş he. Ondan böyle pek yemiyor. Gerçi araç da güçlü hani. 520 beygir, 22 ton da öyle çok abartı bir yük değil ama. Biraz böyle kalkışlarda falan bizi bayabiliyor. İnşallah çıkmazsın sen o yola. Lan oğlum! Niye böyle şeyler yapıyorsun bana ya? Lan solluyoruz işte, görmüyor musun? Dana. Vay arkadaş. Tam adamı deli etmelik. Niye böyle kasılmalar oluyor? Bir böyle donuyor geri geliyor, donuyor geri geliyor. Sollamaya çıksam acaba yer mi? Ne zaman böyle görmediğim yolda sollamaya çıksam muhakkak karşıdan bir araç geliyor ama bakalım hayırlısı. Al işte bak. En basit örnek. Neyse Allah'tan burun buruna girmedik. Yani etkinliğin genel olayı bu şekilde arkadaşlar. Yani daha fazla hani etkinlikten bahsedecek bir şey yok. Yapmanız gerekiyor. Yani yaparak daha iyi anlarsınız. O yüzden yapmanız gerekiyor diyorum. Hani yapma zorunluluğu yok tabii ki etkinliği ama. Yaparsanız işte bu şekilde hediyeler alabiliyorsunuz. Yani etkinlik eğer vaktiniz varsa yapın. Eğlenceli oluyor. Güzel vakit geçiyor öyle. Yapabilirsiniz yani. Problem değil. Evet arkadaşlar. Etkinlikle ilgili o kadar bilgi verdim. Bakın etkinlik problem ne? Onu söyleyeyim. Bence yapmayın yani bu etkinliği. Çünkü dönüşte çok ufak bir viraj vardı. Direkt takla attım. Direkt takla attım yani. Ki yavaş girdim. O bölümü görememiş olabilirsiniz. Kesmiş olabilirim orayı. Direkt takla attım. Araç düzelmedi. Bildiğiniz ters döndü. Otomatik kayda geri dönüyorum. Eski otomatik kayıtlara geri dönüyorum. Yine ters takla atmış şekilde beni çıkartıyor. F7 attım. Gördüğünüz gibi yük direkt iptal edildi. Yani etkinlikte bir problem var. Belki buna güncelleme gelir. O zaman hani etkinlik yapılacak hale gelebilir. Yine yapmak isterseniz yapabilirsiniz ama gerçekten o kadar emek verip direkt patlayabilirsiniz. Haberiniz olsun. ETS2'nin böyle bir problemi var şu anda. Ben de bilmiyordum. Ben de sizlerle beraber öğrenmiş oldum. O kadar video çektik, anlattım bazı şeyleri ama sizlerle yine bunu paylaşmak istedim. Artık yapıp yapmamanız sizin elinizde. En azından hani bu tarz bir problem olduğunda sizlere göstermiş oldum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yani bu kadar yükü teslim edemedik. Yapamadık yani.
Eminim güncellemeyle bu problem çözülecektir diye düşünüyorum. Etkinlik başlayalı bir gün oldu ama maalesef bir problem var yani. Belki forumlarda falan araştırabilirsiniz de eminim oralarda da gerekli bilgiler, bu tarz hatalarla ilgili şeyler yazıyor olabilir arkadaşlar. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.